Samuray kelimesi özünde hizmet eden demektir ve imparatorluğu korumak için görevlendirilen soylu insanlara verilen isimdir. Toyotomi Hideyoshi 16. yüzyılda Japonya'nın kargaşalı savaş klanları çağında Nakamura'da yoksul bir köylü olarak doğdu. 100 yıl süren bir sivil savaşın ayırdığı bir ulus birleştirerek bir meteor gibi liderliğin zirvesine yükseldi. Peki bunu nasıl başardı? Hizmetkarlık. Hideyoshi'nin bize öğrettiği ilk ders, liderliğin özünün bugünlerde giderek yükselen bir etik olan hizmet edilmekte değil, başkalarına hizmet etmekte olduğudur. Hideyoshi, şükran duygusunun gerçek liderleri, kendilerini başkalarına hizmet etme yolunda teşvik eden kilit duygu olduğunu ve minnettar olmayan insanların mutsuz insanlar olduğunu söyler. Takip edilecek doğru lideri seçmek. Takip edilecek doğru lideri seçmek, genç bir insanın verebileceği en önemli kariyer kararıdır. Kariyerinize sıfırdan başlarsanız, ilerlemek için en büyük şansınız, hizmet edebileceğiniz sıra dışı bir lider bulmaktır. Şans, yaşamdaki her şeyi etkiler ama hiçbir şey hedefler belirleyip onlara ulaşmak için bedeni ve ruhu çalıştırmak kadar etkili olamaz. İyi bir lider seçerken, fırsatın oluşmasında şanstan çok daha fazlası vardır. İyi bir lider seçmek için kullanabileceğiniz 4 farklı kıstas sayabiliriz. Liderin vizyonu var mı? Lider yenilikçi bir düşünür mü? Lider performansa mı, soya mı önem veriyor? Liderin kurumu sizin için uygun mu? Bir lider daha iyi zamanları net bir şekilde görebilen ve bu vizyonu gerçekleştirip diğerlerine güven aşılayan kişidir. Özellikle gençlik ve vizyon böyle bir liderlik anlayışıyla birleşirse yenilmez bir kombinasyon yaratır. Büyük liderler hata yapabilir. Ama belirsiz olamazlar. Geleceğe dair kararlı, odaklı bir vizyon, takipçiler arasında umut ve güven teşkil ederek gerçek liderliğin işareti olur. İyi insanları çekebilmek için fedakarlık yapın. Hideyoshi'nin anlatımıyla, Hanbei adında savaş stratejileri konusunda becerileriyle ünlü bir danışmanı ikna edebilmek için tam 12 kez düşman topraklarındaki evine gizlice gittim. Hanbei en sonunda danışmanlığı karşılığında ne verebileceğimi sordu. Karşılıklı işbirliğinin sırrı olarak vermeye odaklanmam gerektiğini biliyordum. Sana her ay Lord Nobun'a kadar aldığım maaşın tamamını vereceğim. Hanbei şok olmuştu. İlk kez onun bilgeliğinden yararlanabilmek için ne kadar ileri gidebileceğini görmüştü. Hiçbir lider tek başına büyük işler yapamaz. Her şey uzman tavsiyeleri gerektirir. Sizinle çalışacak uzman bulmak şans gerektirir. Ancak onların tavsiyelerine uymak zekanın bir göstergesidir. Kötümserlikten kaçının. Hideyoshi der ki, kötümserlik bir kaybetme stratejisidir. Liderlik hem özgüven hem iyimserlik gerektirir. Bunlar benim bu pozisyona ulaşmamdaki en etkili özellikler oldular. Yönetimde başarı sırlarını uygulayın. Yönetimde başarılı olmaları için çalışanlarıma şu kaideler ışığında çalışmaları talimatını verdim. Zengin olandan yana taraf tutmayın. Yoksul olanı hor görmeyin. Rüşvet almayın. Tarafsız olun. Hiçbir şeyi gereksiz yere ertelemeyin. Tevazu sahibi olun. Liderler güçlendikçe tevazularını kaybetme eğiliminde olurlar. Hedefinize ulaştığınızda ve artık ilerleme için mücadele etmenize gerek kalmadığında ilk etapta ne için savaş verdiğinizi unutabilirsiniz. Güçlü bir pozisyona yükselmek bir şeydir. Sonrasında dengenizi korumak ayrı bir şey. Bir liderin yüksek içgüdüleri onun anlık dürtülerini bastırabilmelidir. Asla ölçülülüğün sırrını unutmayın. Açgözlü olmaktan kaçının. Eski bir söz vardır. Başkalarını kontrol eden kişi güçlü olabilir. Ama kendini kontrol edebilen kişi daha güçlüdür. Sadakati sağlamak. Sizden korkan insanlar emirlerinizi yerine getirebilirler. Ama hiçbir zaman sadık olmayacaklardır. Eğer kendinizi çalışanlarınızın üstünde görürseniz, kader size oyun oynadığında onlar da oyun oynar. Hideyoshi'nin anlatımıyla, sorsaydım öncülük ettiğim insanlar cehennemin kapılarında bile yanımda olurlardı. Ama ben onları küçümseseydim, beni ilk fırsatta yüzüstü bırakırlardı ve haklı olurlardı. Ben çalışanlarımı iyi yapılan bir iş karşılığında ödül kadar açıklama da hak eden yandaşlarım olarak görürüm. Ben elbette işçilerin patronuydum. Ama onların üstü gibi davranmadım. Aksine onların yanında oldum.
çalışanlarınızla ilişki kurmak ve onları vizyonunuzun gücüyle teşvik etmek, imkansız gibi görünen zorlukları aşmanızı sağlar. Harika işler, tehditkar cezalar yerine yüce ruhlar olmadan başarılamaz. Liderler eğer başkalarının da o amaca hizmet etmelerini istiyorlarsa vizyonlarını paylaşmak zorundadırlar. Bilinçli ya da değil, üstler çalışanlarını küçümser ve her dakika onlara üstünlüklerini hatırlatırlar. Bu gücenmelerine sebep olur ve tepki doğurur. Bağlılığı güçlendirmenin sırrını anlıyor musunuz? Lider olun, üst değil. Kriz anlarında harekete geçin. Kaybedecek çok şey olan insanlar genelde acil durumlarda harekete geçmekte zorlanırlar. Sahip olduğunuz her şeyi ortaya koyun ve diğer her şey için kadere güvenin. İster savaş alanında, isterse iş dünyasında. Korkunun insanı felç eden etkisini aşmayı öğrenmek zorundasınız. İnanması zor gelebilir ama kriz anları öncülük edilmesi en kolay fırsatları temsil eder. Bırakın krizler içinizdeki lideri ortaya çıkarsın. Başkalarının ihtiyaçlarını gözetin. Hidoyashi'nin ifadesiyle kendi ihtiyaçlarınız çok üst seviyelerde bile olsa önce başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup olasılıklarınızı arttırın. Ne zaman potansiyel bir müttefikle karşılaşsam kendime şu soruyu sorarım. Ben bu insanı nasıl mutlu edebilirim? Ve sonra da yaparım. Herkes karşılıklı fedakarlık fikrini iyi bilir. Burada yapmanız gereken ilk ve öncelikle vermeye odaklanmaktır. Müttefikleri yanına çekmeyi uman liderler önce başkalarının ihtiyaç duydukları şeylere ulaşmalarına yardımcı olmalılar. Önce kendinizi diğer kişinin yerine koyun ve onun bakış açısıyla neyin önemli olduğunu düşünün. Sonra onun söyleyeceklerini iyi dinleyin. Bu iki adımı iyi takip edin ve o kişinin arzularını anlayacaksınız. Dürüst olun. Başkalarıyla müzakerelerinizde dürüstlüğünüzle kazanacağınız itibarın çok faydası olur. Liderler bütünlüğünü korumalı ve her ne pahasına olursa olsun sözlerini yerine getirmelidirler. Çalışanlarınıza kazanma alışkanlığı kazandırın. Çalışanlarınızı teşvik etmek ve onların büyümelerine yardımcı olmak, liderlerin her gün ve her çağda karşılaştıkları bir durumdur. Bir liderin yapabileceği en önemli şey, başkalarının kazanma alışkanlığına sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Yani başta önemsiz şeyler bile olsa onların başarıyı yakalamalarına imkan sağlamaktır. İnsanlar küçük başarılara adım attıklarında bu onların gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaştıklarında yaşayacakları özgüveni arttırır. Büyük zaferlerin tohumları küçük zaferlerde gizlidir. Özgüveni yüksek bireylerle dolu bir kurumun savaş alanında ya da piyasada başarılı olması muhtemeldir. İlk kural, sadece zafer için uygun koşullar yaratıldıktan sonra savaşın. Sun Tzu'nun söylediği gibi, muzafferler önce kazanır, sonra savaşırlar. Yenilenler önce savaşır, sonra kazanmaya çalışırlar. Kişisel ilişkilerinizi güçlendirin. Kişisel ilişkilerin bu kadar önemli olmasının sebebi sürekli tehlikedir. Kendi kurumu içinde güçlü bağlar kurmayı başaramayan bir insan, kendi astları tarafından suikaste kurban gidebilir. Bu yüzden başkalarıyla kişisel ilişkilerinize önem verin. Hidoyashi'nin ifadesiyle sizi asla yüzüstü bırakmayacağım, sizi sürekli koruyacağım derdim askerlerime ve sözümü de tuttum. Güçlü yönleri ortaya çıkarın. Aslarınızla baş edebilmek için farklı becerilere ihtiyacınız var. Herkes bir açıdan vasıflıdır. O yüzden bir liderin rolü yandaşlarının en etkili oldukları alanları keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Herkesin zaafları ve güçlü olduğu yanları vardır. O yüzden liderler başkalarının iyi yanlarını görme ve değerlendirme becerisini geliştirmelidir. Önemsiz hataları affedin. Önemsiz hatalar için asları azarlamaktan kaçınmalısınız. Önemsiz gerginlikler için yandaşlarını azarlayan liderler sadece kendilerine zarar verirler. Ama yandaşlarının gelişmesinden yana olan liderler merhamet sırrını uygularlar. Küçük başarısızlıkları affedin. Ne kadar güçlü olursanız küstahlığa yenilmeniz de o kadar kolaydır. Övgü ve ödüle önem verin. Hidoyashi'nin ifadesiyle ben övgü ve ödüle çok fazla önem veririm. En düşük seviyede çalışan hizmetlilerin en küçük başarılarını bile över ve unutulmayacak şekilde ödüllendiririm. Bu da yandaşlarımı kendilerini daha çok zorlamaları için cesaretlendirir. Övgünün hiçbir maliyeti yoktur ama inanılmaz sonuçlar doğurur. Övmek için fırsat yaratın. Mükemmelliyeti ödüllendirmenin o anki kurumunuzun çok daha ötesinde bir etkisi olduğunu hatırlayın. Ben
başarılı sonuçlar getirenleri ödüllendiren adil bir lider olarak ün saldığımda güçlü askerler doğal olarak bana katılmak için sıraya girdiler. Eğer ben cimri bir lider olsaydım onlar da başka yerlere giderlerdi. Deneyimsiz liderler cömert ödemelerin kasalarını boşaltacaklarına inanırlar. Saçmalık, hatta tam aksi geçerli. Ben başkalarına iyi maaş ödemeye başladıktan sonra isim yaptım. Adil bedel konusundaki itibarım her alanda en profesyonel isimleri bana çekti. Yüksek ödemeler benim sahip olduklarımı artırdı. Bir şeylerin karşılığını ödemek karşılıklı bir kazançtır. Size hizmet edenleri ne kadar ödüllendirirseniz siz de o kadar ödül kazanırsınız. Ama çok az insan bu gerçeği görür. Çoğu insan mümkün olduğunca kendine saklamayı ve çok azını vermeyi tercih eder. Bu yüzden onların hedefleri gerçekleşmemekte direnir. Vermeye odaklanın. Bu ilkeyi başkalarını ödüllendirirken kullanın. Size iyi hizmet edenleri ödüllendirin. Çalışanlarınızı ön plana çıkarın. İnsanlar doğaları gereği açgözlüdür. Ama aynı zamanda onurlandırılmak isterler. Ve şu bir kuraldır. En yetenekli çalışanlar tanınmayı maddesel ödüllerin üzerinde tutarlar. Liderlerin göze çarpma arzusunu harekete geçirme konusundaki maharetleri kısa sürede kendisine yürekten bağlı yandaşlar toplamasına imkan sağlayacaktır. Etkili liderler takım çalışmasının sırrını bilirler. Başarmak için bütünlük oluşturun. Liderliğin en değerli armağanı takımınızda en iyi tatmini sağlamaktır. Başarılı liderler ne kadar harika olduklarını göstermekle uğraşmazlar. Onlar her şeylerini yandaşlarının ne kadar harika olduklarını göstermek için verirler. Güvendiğiniz arkadaşlar edinin. Başarılı liderler uzun süreli arkadaşlarına güvenirler ve onların tavsiyelerinden faydalanırlar. Onlar güven sırrını anlarlar. Güvendiğiniz arkadaşlardan tavsiye alın. Farklı düşünen kişileri ekibinize alın. Etraflarını kendileri gibi düşünen akıl hocalarıyla dolduran liderler trajediye davetiye çıkarırlar. Kendi karşıt düşüncenizi bulmak için dengenin sırrını uygulayın. Sizinle aynı fikirde olmayacak insanlardan tavsiye alın. Liderler kendilerinin en yakın çalışanlarının yetenekleriyle sınırlı olduklarını fark ettiklerinde kurumlarının büyümesini istiyorlarsa daha vasıflı insanlar bulmalıdırlar. Sıra dışı yetenekleri çekme başarısı, üstün iletişim becerileri ve ciddi bir bağlılık gerektirir. Başarısızlıklarınızdan öğrenin. Başarı öyküleri ilham verir ama başarı bazen belirli koşulları da beraberinde getirir. Diğer yandan başarısızlık hepimize bir şey öğretir. Etkili liderler başarıyı ve başarısızlığı anlamalı ve her ikisinden de eşit derecede ders almalıdır. Kendinizi çoğaltın. Kurumunuzun büyüdüğünü görmek istiyor musunuz? O zaman kendinizi çoğaltmanın sırrını kullanın. Sadece yandaşlarla değil, liderlerle de çalışın. Sadece kendi hırsları peşinden koşan liderler er ya da geç başarısız olurlar. Uzun dönemli başarı arzulayan her kurum, onu büyüten topluluğa bir şeyler vermelidir. İki tarafta kazanımları paylaştığında birini etkileyen diğerini de kaçınılmaz bir şekilde etkiler. Eğer büyüyecekseniz birlikte büyümelisiniz. Sözün özü. Bütün özetlemek gerekirse kendinizi liderinize adayın. Çok çalışın, minnettar olun, cesur davranın. Bunlar oldukça bilindik pratikler olmasına rağmen gerçek dünyada başarıyla uygulandıklarını görmek çok rastlanan bir şey değil. Unutmayın ki büyük liderler en sıradan başlangıçlardan doğabilirler.